2023 sonunda Orta Doğu'da çok ciddi gelişmeler yaşanmaya başlanmıştı. 2024'ün ilk iki haftasında da bu gelişmeler artarak, yoğunlaşarak sürüyor. Acaba büyük bir Orta Doğu Savaşı mı kapımızda? Bu hafta Stratox'ta Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Orta Doğu tam bir barut fıçısı haline döndü. Bir yandan İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor ama bir yandan da savaşın Orta Doğu'nun başka yerlerine sıçrama ihtimali her geçen gün artıyor. Perşembe gecesi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı güçler Yemen'deki Husi milislerine bir saldırı gerçekleştirdiler. Biliyorsunuz Husiler İran'ın desteklediği Yemen'deki ayrılıkçı milisler. Bunlar Gazze Savaşı'nın başladığı günden itibaren Kızıldeniz, Yemen Körfezi, Afrika Boynuzu açıklarında seyretmekte olan ticaret gemilerine saldırılarda bulunuyorlardı. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bunlara karşı bir askeri harekata girişti. Fakat Husilerin arkasında İran var ve İran bu saldırı üzerine Husileri desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı. Bir anda gerilim arttı. Diğer taraftan İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar da giderek yoğunlaşıyor. İsrail'in kuzeyinden 300 bin civarındaki sivil bölgenin güvensiz olduğu gerekçesiyle daha güney bölgelere nakledildiler. Ve her geçen gün Hizbullah'ın roket saldırıları ve İsrail'in karşı saldırıları yoğunluk kazanıyor. Eğer halihazırda Gazze'de sürmekte olan çatışmalar kuzeyde Lübnan'a doğru kayarsa, ister istemez bunun Suriye içindeki İran destekli birliklerin de dahil olacağı daha geniş çaplı bir alana yayılma ihtimali var. Belki daha doğru bir ifadeyle, Orta Doğu şu an domino taşlarının üzerinde dizilmiş olduğu bir masaya benziyor. Ve İsrail-Hizbullah çatışması başladığı anda bir anda bu domino taşlarının birbiri peşi sıra devrilmeye başlayabileceğini ve çatışmaların bir yandan Suriye'ye, bir yandan Irak'a ama diğer taraftan da Yemen bölgesine sıçrayabileceği yorumları yapılıyor. Bütün bunlar olurken Netanyahu yönetimi de bugüne kadarki en zor günlerini yaşıyor. Çünkü bir yandan İsrail'in içinde 100. gününü tamamlayan Gazze operasyonunda meydana gelen gelişmelerle ilgili tepkiler var. Ama bir yandan da Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasına karşı İsrail kendisini savunmaya çalışıyor. Karar ne olursa olsun, uluslararası kamuoyunda belki de tarihinde ilk defa İsrail'in adı soykırımla birlikte anılır oldu. Ve Gazze'de 25 bini aşkın sivilin, ki bunların %70'ini yaklaşık kadınlar ve çocuklar oluşturuyor, İsrail tarafından katledilmesini uzun yıllar boyunca bundan sonra da hukuk önünde tartışmaya devam edeceğiz. Ve bu katliamların sorumluları bir şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap verecekler. Tabii bu süreç işlerken bir yandan da Netanyahu hükümeti kendi etrafında bir ateş çemberi oluşturmak suretiyle bir anlamda kendi koltuğunu sağlama almaya çalışıyor. Çünkü şayet Hizbullah'la girişeceği bir çatışmaya İran müdahil olmaya kalkarsa İsrail ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımına müracaat edecek ve kendisini merkeze oturttuğu yeni bir gündem oluşturmaya çalışacak. Bütün bunlar olup biterken Türkiye'nin kendi güney komşuları Irak ve Suriye ile ve yine diğer komşusu İran'la
yakın işbirliği içerisinde olmasının ne kadar önemli hale geldiği ortaya çıkmış durumda. İster istemez Türkiye'nin hemen güneyindeki bölgede Suriye'nin bölünmesi suretiyle yeni bir devletin kurulma ihtimalini önlemenin yollarından bir tanesi bu üç devlet arasında sıkılaştırılmış bir işbirliği. Elbette bu da Suriye üzerinde en etkili güç olan Rusya'nın buna destek vermesiyle mümkün olabilecek. Önümüzdeki günler Orta Doğu'da yeni krizlerin ortaya çıkabileceği, yeni savaşların ortaya çıkabileceği ve belki de 2024'ün Büyük Orta Doğu Savaşı'nın başladığı yıl olarak anılacağı bir takım gelişmelere gebe.